Bacı. Boyayalım mı nene? Yok oğlum, istemez. Boyacı. Boyacı. Şu garibin haline bak Hüsnü. Ne yapsın hanım? Ev yok öyle, Allah bilir var mı? Kaç yıl okula gidebilmiştir şu çocuk? Kim bilir, belki de hiç. Ya, doğurup sokağa bırakıvermek kolay. Kim ilgilenecek bunun sağlığıyla, eğitimiyle? Yazık yazık. Araba camı silecek, otobüs bileti, mendil satacak orada burada. Bir çeşit dilencilik. Şöyle bir bak, yüzlerce çocuk. Akşama kadar kaç ayakkabı boyar bu? Hiç beleyle, ne boyayacak? Bunları gördükçe içim eziliyor. 77. yılını kutluyoruz bu hafta bak, 19 Mayıs. Böyle mi olmalıydı? İşsizlik fena Hüsnü, işsizlik. Nüfus patlaması da var Leyla. Terör niye bu kadar azdı? Şimdi şurada otururken başımıza ne geleceği belli değil. Allah'ım sen çoluk çocuğumuzu koru ya Rabbim. Yine de çok güçlü ülkeymişiz Leyla. Bak Hüsnü, dayanamadın, aldın şu simiti, ben yiyorum. Çok lazımdı şimdi. Canım çekti Leyla. Şöyle ucundan sıcak sıcak da, ne güzel şey bu bari. Ne yapacağız Şükrü? Yapacağız bir şeyler abi. Havadan konuşma oğlum. Ne bir şeyler? Somut konuş benimle. Bozabilir mi bu herifler böyle tek taraflı mukabeleyi? Bozar abi. Mahkemeye versek kaç yılda sonuç alacağımızı sanıyorsun? Allah kahretsin, battık o zaman. Mahkemeden önce başka yerlere baskı yapmalı abi. Ne mesela? Bilmem, düşünüyorum. Boş konuşma benimle. Düşün ondan sonra. Adam bütün Narenciye bahçelerini satışa çıkarmış oğlum. Kafanı çalıştır biraz. Satsın abi. Bana taahhüdü var. Benim de müşterilere taahhüdüm var. Tazminat mı? Verecek tabii. Anlaşmamın 3 katını. Ha, alırsın, bekle. Herkes şimdi ranta yöneldi oğlum. Öyle senin benim gibi kaç tane enayi kaldı çalışıp vergi ödeyen? İşte satıyor bağını, bahçesini, koyuyor repoya. Evet evet. Koy repoya, al parayı işte o zaman. Doğru abi, haklısın. Nereye bakıyorsun? Araba yok abi. Araba mı? O da mı gitti şimdi? Gitmiş abi. Ne olabilir? Bilmem, ya çaldılar ya da çektiler abi. Hayda. Bu saatte araba mı çalınır oğlum? Park yasağı. Biz de tam yerine koymuş. Baksana trafiğe. Yer mi var oğlum park yapacak? Ne yapalım? Koyduk işte şuraya. Çektiler onu abi, çektiler. Keşke taksiyle gelseydin. Adam harf sokuyor, teni çat açıyor işte. Açamazlar. Bunları mahkemeye vermek lazım. Nasıl öyle girerler özel mülkiyete? Giriyor işte abi. Takıyor kancayı, götürüyor. Tamam, tamponu da kırmışlar dışarı. Kırarlar tabii. Taksi. Nereye gidiyorsun oğlum? Taksi bulalım abi, bir tane. Bulalım. Taksi. Oğlum bugün bizim başımızda bir bela dönüyor ama hadi hayırlısı. Taksi. Efendim şunlara buyurun. Ergüncüm sağ ol. Şevketlerden haber yok mu? Geliyorlar efendim. Arabalarını belediye çekmiş de onunla uğraşıyorlarmış. Şimdi telefon ettiler. Yapma ya. Ne aksilik? Aksilik üstünde bugünlerde efendim. Benden duymuş olmayın. İşlerimiz de alt üst. Vafa, çok mu kötü? Vallahi bu yıl sağ tarım çıkarabilirsek. Siz ne yaptınız? Ne yapacağım Ergun? Delilerle mi uğraşacağım bu yaştan sonra? Yapmayın efendim. Bizi düşmez ama bunca yıllık evliliği öyle bir kalemde. Silerim Ergun. Herkesin bir şerefi var. Yapamam ben öyle sabah akşam üstüme yürüyen kadınla. Öyle tabii efendim. Siz de haklısınız. O gün ödümüzü kopartırız vallahi efendim. Sizi öyle elinizde bavul görünce. Nimet'i doğradım, bavula mı koydum sandınız? Öyle sandık vallahi efendim. Allah göstermesin. Bir ara polisi bile aramayı düşündük. Daha neler. Öyle bir sefil kadın uğruna elimi kana mı bularım ben Ergun? Aman efendim. 3 gün sonra yüz yüze bakacaksınız. Söylemeyin öyle. Şeytan görsün yüzümü. Destur müdürüm, affedersin. Hah, çay mı getirdin? Koy şöyle. Hah, sağ ol Abbas. Afiyet olsun. Hadi Abbas çık, rahat bırakalım Raşit Bey'i. Çıkıyorum ya müdürüm, affedersin. Ha, hadi bakayım. Bir emriniz olsa buradayız efendim. Ne oluyor Abbas Bey? Başladın yine kaşını gözünü ayırtmaya. Uğraşma benimle müdürüm, affedersin. Hadi bakayım çay ver. Hadi Abbas abi.
Burada mısın Kanarya? Buradayım Ergun Bey. Aman evladım, işler kötü, patronlar sinirli. Dolaşma bugün ayak altında. Gidiyorum Ergun Bey. Ne oldu, küssüz mü yine? Ona sorun. Ne var yine? Yok bir şey Ergun Bey. Her hafta sonu maçta bu Ergun Bey. Ne yapalım, bizim de hayatta bir tek maçımız var. Büyütmeyin bunları kızım. Hasta bu Ergun Bey, maç hastası. Aslı hasta içeride. Bunları görün de kızım evlenmeden önce. Neler söylüyor bak karısı için. Aşk olsun Ergun Bey. Bizi onlarla bir mi tutuyorsunuz? Bırak bacım affedersin. Cıvık cıvık konuşuyor. Cafer. Sabri Bey ders mi veriyor katilin eserine? Ha buradalar. Ne dersiymiş o? Şarkı şarkı. Ben de sıkıldım dikiş dikiş. İneyim de bakayım şunlara. Yok yok inme. Kimseyi almıyorlar içeriye. Katil bozuluyor. Devlet sırrı gibi valla. Ne demek? Ben kimse miyim? Öyle terbiyesizlik yok. Benim adım Cemil. Yok estağfurullah da. Emir öyle. Biz de prens hazretlerini oyalıyoruz burada bak. Nakom abadim. Merdivenlere çiş yapmak yok. Sahip brav ya. Maşallah. Ne söylesen aynen anlıyor demek. Anla evet akıllı hayvan. 200 kelime. Vay arasın. Bizim kızlara öğretemedik daha. Ders mi var yine Sabri Beylerde? Katilin dalgasıyla. Bu iğrenç. Madam, çöp kampanyası ne oldu? Habitat mabitat yattı mı? Görmüyoruz bir şey. Topluyor musunuz yine ayrı ayrı? Ben topluyorum efendim. Camlar, plastikler ayrı. Kağıtlar, kartonlar ayrı. Fakat maalesef apartmanda dayanışma sıfır. Ben de şişe topluyorum. Aman bu da yığmış içki şişelerini. He baykuş. Öyle olmaz efendim. Onları çalkalayacaksınız. Mantarlarını çıkarıp ayrı bir yere koyacaksınız. Kartonları keseceksiniz. Düzgün bir şekilde. Oo, kim uğraşacak onunla? E o zaman da işte böyle oluyor efendim. Kusura bakmayın. Elimize geçeni cüp çöpe. Çöp yığınları. Çevre kirliliği. Hastalıklar. Siz bilirsiniz. Na? Koma badi. Koma badi. Ne diyor o? Söylüyor işte. Çöp çöp. Doğru söylüyor ama. Türkan Hanım da ayrı ayrı topluyor. Aman Gül. Kim uğraşacak onunla? Koy hepsini bir sepete. Yalla. Bu da sıkıldı. Ne zaman bitecek bu ders? Aman bırak yere be. Nereye gidecek? Çocuk mu böyle kucağında pış pış? Çıldırdı mı Gül? Buna bir şey olsa Allah göstermesin. Ne yapar adamı katil? Anam prens, hakiki prens. Halil Efendi arsa ofisi mi açtı? Ana, bu da ayaklı haber ajansı gibi ne çabuk duymuş. Boşuna Cemil Efendi dememişler ulan, baykuş. Evet, bir şey sordu kapıcı. Bak nasıl konuşuyor. Yani insanın başını belaya sokar ha. Aman bırak bir cevap verme şuna. Duydun mu, açtı mı? He, açtı açtı. İki parsel de bize verecek, dubleks villa yapacağız. İnşallah. Bırak be ne söylüyorsun buna? Sen benim canım, sen kara sevdalım. Bir şeyler söylemek o kadar zor. Sensiz geçen uzun geceler bir de yasaklar. Nasıl komşu meselemiz gelecek vaat ediyor mu? Ne diyorsunuz efendim? Ağzım açık kaldı vallahi maşallah. Oh kızım maşallah ömrün bol olsun. Katil onun ellerinden öper teyze. Senin de ömrün bol olsun. Duydun mu teyzemi? Dur kız sen de hocamızla konuşuyoruz şurada. Buyurun efendim. Vay yenge hanım ellerinize sağlık. Afiyet olsun efendim. Pek güzel efendim maşallah. Hamiyet yüce sesi dinler gibi oldum. Kendimden geçtim vallahi bir ara. Tebrik ederim. Aman efendim siz de kime ders verseniz onu çok beğenirsiniz. Ver parayı al diplomayı. Oldu mu şimdi bu yenge hanım? Ayla hanım rica ederim ben bu işin hocasıyım. Hanımefendide bir kabiliyet görüyoruz ki bunları söylüyoruz. Herhalde yenge hanım. Biz de eserimize boşuna yatırım yapmıyoruz. Ne münasebet efendim. Kıskandı kız, kıskandı. Ablacığım lafını bil. Attırma şimdi vatandaşın tepesini. Gel benim canım, gel benim civanım. Ne oldu teyze? Kocasına söylüyor efendim rahmetliyi. Amcamız da nur olsun. Hadi kızım söyle şunu. Ders çalışıyorlar anneciğim, ders. Yenge hanım, kırmayalım teyzemizi.
Hadi ablacığım. Bir, iki, üç, dört. Hazırız komşum. Hadi efendim. O güzel sesinizle bir daha. Bir, iki, üç, dört. Sen benim canım, sen kara sevdalım. Bir şeyler söylemek o kadar zor. Sensiz geçen uzun geceler bir de yasaklar. O eniştem, şu günleri de gördük ya. Çok şükür. Sayende abi, Allah razı olsun. Biz ne yaptık canım? Getir götür. Eniştem olmasaydı. Aa, ne yaptım olur mu abi? Kimin aklından geçerdi şu iş? Yatsınlar kalksınlar da sana dua etsinler. Hadi hadi canım, uzatma. Okunaklı yaz şunu iblis. Okunaklı baba. Konuşma öyle benim karşımda kaşlarını çatarak. Kırarım boynuzunu. Önüne bak aslanım, önüne. Gıcık oluyor canım. Vay, abim nasıl başardı bu işi? Ayıp oluyor biraz Sultan Hanım. Yalan mı? Hazmedemediniz. Baba bak, şuna bir şey söyle. Rahat dur Sultan, şimdi ben başlayacağım ha. Tamam, ne yaptıysak yaptık, kapat bu lafı. Telefonu da yaz iblis. Yazıyorum ya baba. Görmedi aslanım, hemen cevap mı vermen lazım senin de? Ya bırak sen de enişte, yazıyor çocuk. Gel gel bak, Allah'ın izniyle şöyle 3 ay içinde 20 parsel satarsak. Satarız inşallah. Hadi inşallah. Bitti enişte, döndük demektir köşeyi. Holding oluruz vallahi, holding. Ah Allah'ım, o günleri de görecek miyiz? Göreceğiz inşallah sultanım. Üstü açık arabalarla gezdireceğim seni. Duydun mu kız? Öyle büyük adamdır işte benim eniştem. İleri görüşlü. Ne diyorlar ona? Şey, vizyon sahibi, vizyon. Öpeceğim. Ah. Öpmezsem işim rast gitmiyor. Öpme öyle sulu sulu. Aa. Ayıp be ayıp. Ne olur şunları şuraya dizsen. Yorma bizi artık Yusuf abi. Şurada 3 günüm kalmış. Yorulma sen beyefendi, yorulma. Tabii insan böyle birden arsa ofis sahibi olunca. Babamız öyle istiyor. Ne yapalım Yusuf abi? Hayırlısı aslanım. Gözümüz yok. Dur bakalım. Göreceğiz. Hepiniz havalara girdiniz bakıyorum. Babam öyle çürük işe girmez Yusuf abi. Hadi bakalım. Biz de buradayız. Çok gördük. Hadi bakalım, göreceğiz. Heh, geldiler. Alın pazarlama kapınızda. Ver elini eniştem. Hadi bismillah. Asım al şunu. O ne baba? İlan asacağız. Asalım. Aman aslanım, şöyle görünür bir yere asa. Söyle abi, tam karşıya. Hah, öyle. Her taraftan görürsün. Şurası nasıl? Fena değil. Daha ortaya şöyle abi. Uzaktan göstereceğine yardım etsene abine iblis. Hadi aslanım, durma sen de. Ne oluyor Halil Bey? Ne demek ne oluyor? İlan asacağız. Bizden izin almak yok mu? Sen de amma büyüttün ha. Şu kadarcık şey için izin mi alacağız aslanım? Alacaksınız tabii. Burası bir müessese. Uzatma Yusuf. O kadar uzun boylu değil. Kırarım boynuzunu. İnsan önce bir hayırlı olsun der. Hazmedemedi enişte. Ölüyor kıskançlıktan. Astırmıyorum be. Zorla mı? Hadi bakalım. İndir şunu be. İndir. Zorla be. Ne konuşuyorsun orada öyle dayı dayı? Asım, yapıştır Asım. Tam alnının ortasına. Aa. Hah, öyle. Hadi indirsin bakayım iblis. Bunu ne yapalım Hüseyin abi? At gitsin pisi. Bu kalsın mı? At gitsin onu da. Ah o kadar. Tam alnından. Siz kendinizi ne sanıyorsunuz be? Şerefsiz mi, hayatınızı söndürme. Hadi söndür bakalım. Bıçak mıçak çeker şimdi baba. Hadi çeksin bakayım iblis. Sen onu bana bırak enişte. Dur Hüseyin abi. Çekil aslanım, ne demek? Bu bizim şerefimiz. Öyle bir mahalle bakkalına mı eyvallah diyeceğiz? Gelin be. Erkekseniz tek tek gelin. Ana. Bana bırak. Polis. Bana polis. Bırak. Polis. Hayırsız. Tutuyorum amca. Nereye bakıyorsun? Tertibim dalgasını geçiyor.
geçecek. Bırak. Şurada son günleri. Erik çok tatlı. Alsana biraz daha penguenden. Alacağım. Bunlar bitsin. Akşam bize geliyorsun. Geleceğiz. Kaç kere söyleyeceksin? Unutma sakın. Annem çok güzel yemekler yaptı. Hmm. Anneannenin yanına mı gidiyorsun Almanya'ya? Söyledim ya Dilek. 3 ay gelişme kursu. Sen bunları ye, hemen geliyorum. Yine mi Erik? Çok tatlıymış. Tatlı da parasıyla aslanım. Biz de burada hesap veriyoruz. Parasıyla tabii Adem abi. Buyur. Almanya'ya gidiyorum zaten pazartesi günü. 3 ay yokum. Helal olsun. Çalışmaya mı? Yok abi, gelişme kursuna. Kıskanıyor böyle. Sarışınlar, kızıllar, esmerler. Vay be, yaşadın. Direkt duymasın. Amca, Erik aldı kıza gene. Çatladın sen de be. Sıkı tut şunu. Tutuyorum amca. Tutuyorsun. Gözün orada. 8 kere 7. 8 kere 7. 7 kere 8'i biliyorum da amca. Puh, kafasız. Hadi önüne bak. Dilek. Özleyecek misin beni? Halil amca. Bana ne? Amca, Halil pazarlama geldi. Geldik. İşine bak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Eyvallah gözüm, size de. Nasılsın ustam, görüşemiyoruz. İş var gözüm, çalışıyoruz. Oho, Allah artırsın. Artı ofisi kuruyoruz biz de eniştemle. Hayırlı olsun. Sağ ol. Arsa verelim ustam ha, ne dersin? Güzel bir ev yap kendine ha. Duplex, triplex. Şehir merkezine 15 dakika. Atma Hüseyin. Neyse işte 15 değilse 20. Hoş geldin Hüseyin amca. Hoş bulduk tertibim. Çekmişsin turfanda eriğini de. Yersin böyle maşallah yumuşak yumuşak. Çok tatlı Hüseyin amca. Yiyoruz öyle Dilek'le. Hadi Hüseyin, bırak gevezeliği. Asalım şunları da gidelim, işimiz var. Hemen enişte. Burada bir problem yok. Burası bizim yerimiz. Nedim, yapıştırsana aslanım, ne duruyorsun? Şöyle iyi mi? İyi iyi. Çak alnından. Ne bu, affedersiniz? İlan, ilan. Halil Arsa ofisinin. Patron burada bak. Yavuz Bey bir şey demesin. Ne diyecek iblis? Bilakis memnun olur. Selam söyle benden. Baş üstüne. O kadar. Koskoca bir Halil Holding kuruluşunun da ilanını atmayacak mı artık? Ustamın dükkanına da asalım gençte. Asalım. İzin iste de. Kolay kolay. Kırmaz bizi. Tertibim. Erik ha? Erik'im de pek güzelmiş ha. Almanya'ya gidiyorum ben de Hüseyin amca. Gelişme kursu. Oh yaşadın. Bu tertibim ne olacak? Götürmüyor musun onu da? Bu da amma yalak be. Boş ver. Tatlı tatlı konuşuyorsun. Kolay gelsin. Sağ olasın gözüm. Yeğenimi Almanya'ya yolluyormuşsun ha? Yollayacağız. Allah kısmet ederse. Gitsin gitsin. Açılsın biraz çocuk. Tertibim seni göndermiyorlar mı? Biz buradayız Hüseyin abi. Nereye gidecek gözüm? İşimiz var. İkisi birden. Hadi Hüseyin söyle şunu. Bizim de işimiz var. Ustam rica etsek şu ilanlarımızdan birini de senin cama koyabilir miyiz? Koyun gözüm. Çok teşekkür ederiz. Ne demek? Gördün mü sen ustamı? Nedim koş çabuk. Tamam baba. Yapıştır hemen. Tamam. Hah burada mısın? Gel verelim şuradan sana da 2 parsel be ustam. Yap triplex villanı. Alamayız gözüm. Nerede bizde o para? Alalım baba. Ben de evlenirsem ne güzel yumuşak yumuşak 3. katta öyle. Şşt! Bitmedi mi hala bunların dersi? Ne bileyim. Hayvan da sıkıldı. Şimdi fırlatmayacağım ha. Saatler olsun. Yaptı mı her bir şeyini? Teşekkür ederiz amcası. Yaptı her şeyini. Madam ne zaman gidiyor Halis? Pazartesi günü gidecek efendim. Allah kısmet ederse. Oh hadi hayırlısı. Uçakla yollamayın sakın. Bizim bir arkadaş vardı, oğlunu yollamıştı, böyle benzetmek gibi olmasın. Anam. Cafer efendi ne diyor? Yok bir şey dediğim adam. Abuk subuk konuşuyor işte.
Oo, Guten Tag madam. Guten Tag efendim. Kız Yavuz, bana mı hava atıyor öyle? Ablacığım söyleme şu kızı, fena olacak. Bu vatandaşa son ihtar ona göre. İyi anladık. Buyurun. Hah, Cafer orada mısın? Yardım et Yavuz Bey'e. Buradayım efendim, buyurun. Vay yavru, sıkıldın mı kucakta? Sıkıldı efendim beklemekten. Vah canım vah. Sen de biraz gezdirseydin ya küçük bey evladım öyle kucakta tutacağına. Gezdik efendim. Prens, gel babana yavrum. Buyurun. Ha, prens, hakiki prens. Ah evladım, nazar değecek. Efendim Sefa ile yine beklerim. Geliriz komşum, eyvallah. Aman aman istemez, deliler evi gibi bayılttı. Buyurun. Görüyor musunuz anneciğim? Damadınız o pis kadına abayı yaktı. Ayrılamıyor balkonlardan. Nereye gitti çarkıcılar kızım? Cehennem dibine gitsinler inşallah. Ne güzel şurada çalıp söylüyorlardı. Ay anneciğim ben ne diyorum? Görmediniz mi damadınızın halini? İçine düşeceklerdiyse o şahlık kadını. Ne dedin kızım? Damadınız anneciğim, damadınız. Aşık oldu o pis kadına diyorum. Görmediniz mi birbirlerine bakışlarını? Boyu devrilsince buna. Buna ya, buna Allah kahretsin. Maşallah efendim, maşallah Sefa ile. Çok da havalı canım. Duydunuz mu anneciğim? Sor bakalım, kimmiş o havalı? Sapıttın mı evladım sen bu yaştan sonra? Tövbeler olsun. Ne oldu yine efendim? Daha ne olacak efendim? Aldınız o pis kadını karşınıza ders vermek bahanesiyle gel benim canım, gel benim sevdalım, def çalıp göz göze bakışmalar. Neler söylüyorsunuz siz öyle efendim? Kızım yaşında kadınla. Söyleyelim efendim, işte annem de gördü söylesin. Kaç zampara. Utanmadım, vallahi gözünü ayarım seni azgın. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Daha bu eve istemiyorum. Tuh ahlaksız. Görüyor musun damadın bize yaptığını Rüknettin. Rahmetli kalkabilse yerinden ikinize de görünecek ama ne yapsın. Of of. Kaldır şunları Sevim. Ne yapıyorsun Cemil, şaşırdın mı? Bırak Sevim, çalışma bugün. Gezelim biraz. Olmaz Cemil, müşteri bekliyor. Beklesin bırak. Kalk hadi. Ay nereye gideceğiz şimdi? Nereye istersen. Hava güzel. Gezdireyim biraz seni. Ben de isterim ama. Aması maması yok Sevim. Patladık dikiş dikiş. Hadi yürü. E para da yok. Olmasın. Kırlara gideriz. Bugün tatil. Ben gezeceğiz diyorum gezeceğiz. O kadar. Benim adım Cemil. E hadi bakalım. O kadar. Dikiş mi diktirin böyle haldır haldır karıma? Ay ne oldu Cemil? Evlilik yıl dönümümüz falan mı yoksa ben mi unuttum? Hadi. Bak vallahi senin hatırın için gidiyorum oraya, bilmiş ol. Tamam, yemin etme. Söylüyorum işte, çocuklar da duysunlar. Sen olmasan hayatta barışmam o adamla. Nimetciğim tamam anladım. Benim hatırım için eksik olma. Büyüklük sende kalsın. Cani ruhlu sadist. Beni bavula sokacak. Özge, sen de bir şeyler söylesene anne. Anneciğim başka şeylerden konuş. Canınızı mı sıktık hanımefendi? Hakikatleri konuşuyoruz burada. Kötü niyetle söylemedi Nimetciğim kız. Şimdi gider ayak üzülmeyesin diye. Hiçbir şeyini beğenmez ki annesinin. Devamlı tenkit. Nimetciğim Raşit Bey şirkette şimdi. Biliyorum Allah'ın cezası. O insanların da başına tebelleş oldu. Olur mu canım? Gideriz şimdi, koyarız sizi bir odaya baş başa. Hiçbir şey olmamış gibi. Tamam mı? Hiçbir şey olmamış ha? Olmamış. Seni bavullara soksun sadist. Bir şeyler söyle Özge. Sen söylesene Cem. Ne konuşuyorsunuz kızım orada üf püf? Ne püfü Nimetciğim? Aa, sen de amma işkillisin. Hepimiz sizin mutluluğunuzu düşünüyoruz. Ah ah eksik olmayın. Bizim mutluluğumuz mu kalmış? Bak yine söylüyorum. Vallahi sizin hatırınız olmasa. Aman Bülent'ciğim. Seni severim. Gerçi Fenerlisin ama aman evladım. Benden size abi nasihatı. Evlenmeden önce iyice düşünün. Tabii efendim. Sen hangi takımı tutuyorsun Abbas?
Ben ne bilirim takım makım affedersin. Vatana millete hangisi hayırlısıysa o. Aferin Abbas. Ne güzel söyledin. Ülke bütünlüğü söz konusu olunca Oğuz'u, Tugay'ı, Ertuğrul'u, Hamis'i kenetleniveririz. Öyle değil mi Bülent? Öyle efendim. Aman evladım. Gör halimi, ona göre karar ver evliliğe. Anlaşamıyoruz zaten Raşit Bey. Sen bununla anlaşamıyorsun evladım. Ya ben ne yapayım? Niye vakit kaybediyoruz oğlum? Bulun şu avukatı, çekelim hemen protestomuzu. Bulun efendim peki? Ha? Ergun, bir dakika. Abi öfkeyle hareket etmeyelim. Konuşalım bir daha. Ne konuşacaksın bundan sonra dangalak? Hemen harekete geçmek lazım. Fırla Ergun. Hemen efendim. Ergun bir dakika. Oğlum geç niye şöyle duruyoruz? Biraz daha sallanırsak tazminat mazminat avucumuzu yalayacağız. Vah efendim vah. Vah vah deyip durma sen de be. Daha beter bozma insanın asabını. Hayır efendim ben de üzülüyorum. Raşit Bey de oturdu öyle yanınıza. Bırak şimdi Raşit Bey'i. Cep telefonundan, evinden, berberden nereden bulacaksın? Ara bulsun. Fırla çabuk. Hemen efendim şimdi. Ergun. Dur dedim sana. Babalarıyla konuşacağım avukat sonra. Bana bak kafayı mı yedin sen? Bırak adamın babalarıyla konuşacakmış. Ben ne diyorsam öyle olacak. Fırla çabuk. Tamam. Şimdi sana da başlayacağım ha. Hemen efendim. Şimdi siz üzülmeyin de. Ama Raşit Bey'i ne yapacağız? Ya bıraksana şimdi Raşit Bey'i. Koy bir bavula. At denize. Yürü de. Gidiyorum efendim. Ergun. Bıraksana şu adamı. Oğlum sen benim başıma bela mı oldun be? Allah Allah. Yürü de. Tamam efendim hemen. Yürü. Demet avukatı bulalım hemen. Neydi adı? Semih Bey. Ha Semih Bey. Aman kızım Şevket Bey Borut gibi. Birbirlerini yiyorlar. Vah babam vah. Bul şu adamı. İş çok kötü. Yandık yandık. Bülent nerede? Odasında. Orada mı hala Raşit Bey? Orada oturuyor. Olmaz ki yahu. Burası bir iş yeri. Karından boşanacaksan boşan. Boşanmayacaksan git evine otur. Bir gelişme var mı Ergun? Protesto çekeceğiz Raşit Bey. Avukatı arıyoruz. Çekin tabii. Ha, metne yardımcı olabilirim. Ne de olsa eski noterlerdeniz. Eksik olmayın. Çocuk oyuncağı mı bu ya? Milyarlarca liralık tazminatı var. İtiraz çok önemli. Ne demek efendim? Batarız vallahi. Canların sıkıntısından birbirlerine girdiler içeride. Vah vah. Kanarya sen de hazır ol. Her an çağırabilirler. Hazırım Ergun Bey. Ha, kaybolma bir yere. Biz de şimdi evlilik belasını konuşuyorduk onunla. Nimet'i anlattım da biraz ağzı açık kaldı. Allah kimsenin başına vermesin. Nimet Hanım geldi Raşit Bey. He? Nimet mi dedin? Ergun saklayın beni bir yere kurban olayım. Saklanmanıza gerek yok Raşit Bey. Hep birlikte geldiler. Sizi bekliyorlar. Mine Hanım, Özge Hanım, Cem Bey. Allah Allah niye öyle geldiler acaba? Barıştırmak için gelmişlerdir Raşit Bey. Nimet Hanım'ı odaya aldılar. Şükrü Bey ile Şevket Bey de rica etti. Ne yapacağım şimdi ben Ergun? Ne güzel efendim. Hadi bekletmeyelim misafirlerimizi. Sen de gel yanımda. Tabii efendim ne demek. Böyle hayırlı bir işin şereftir. Buyurun. Hadi bakayım. Bırakmayın ama beni yalnız. Hepimiz buradayız efendim korkmayın. Hadi çocuklar ben de bir şeyler söylerim gerekirse. Bu son olur inşallah. Hadi inşallah. Hadi buyurun. Tam zamanını buldunuz bunları barıştırmak için Amine. İki dakikalık iş abi. Geliyorlar. Efendim hoş geldiniz. Nerede o? Odada sizi bekliyor. Biz çocuklarla her şeyi hazırladık. Gördünüz mü efendim? Eksik olmayın. Bir öpücük yeter. Hadi Raşit Bey. Bizim hatırımız için lütfen. Ah Şevketciğim. Zaten sizin hatırınız olmasa. Ergun benimle gelsin ama. Olur. Hadi çal kapıyı Ergun. Tamam efendim. Aman dikkat. Bana bak. Raşit Bey'i bırak hemen çık dışarı. Fazla kalma içeride. Tabii efendim. Evet. Biz geldik efendim. Saygılar. Nimet merhaba. Merhaba Raşit. Öpebilir miyim? Öp. Siz niye geldiniz Ergun Bey? O gelemiyor mu yalnız? Raşit Bey öylesiydi efendim. Ben rica ettim gelmesi için Nimet. Evet efendim. Sizden çekiniyor da biraz. Allah Allah. Ne varmış çekinecek? Efendim özür dilerim ama
Ben de korkuyorum. Hepimiz çekiniyoruz sizden. Raşit Bey öyle şeyler anlattı ki. Ya umacı olduk demek. Neler anlattın Raşit öyle? Ne anlatacağım Nimet? Yazık yazık. Ben de şu insanların çocuklarımın hatırını sayıp sana barışmaya geliyorum. Sen nasıl anlatırsın özel hayatımızı bir muhasebeci parçasına? Ha? Rica ederim hanımefendi. Terbiyeli olun lütfen. Ben mesleğime laf söyletmem. Kocanıza da benzemem. Ya! Sen bırak, bana baksana bırak, efendi. Bırak. Kiminle konuşuyorsun? Yapma Nimet. Allah Allah. Nerede kaldı bu herif ya? Bırak hemen çık dedik. Bırakmayacaktık abi. Uzatır şimdi işi. Araya girer. Nimet Hanım, Nimet Hanım, bir dakika durun. Durun Nimet, yapma Nimet, dur lan. Nimet, ne yapıyorsun hayatım? Ergun kaç, Ergun kaç. Aç birader. Açtım canım abicim, tak. Buyur. Evet, ne bu birader? Bakayım canım abicim. Patates hesabı olacak. 87 milyon. Ha, yer elması mı yoksa canım abim? Neyse o birader. Vatandaşı lagalüka yok. Patatesse patates, yer elması ise yer elması. O kadar. Bir kere de cevap. Patates yerim abicim. Tek. Tamam birader. Yoksa yersin odunu. Heyecanlanıyorum senin karşında canım abicim. Ne varmış yani? Adam mı yiyoruz burada? Aç. Buyur canım abicim. Tek. Buyur. Borcunu ödeyeceksin birader, tamam mı? Bir daha söylüyorum. Yoksa yersin odunu. Ödeyeceğim canım abicim. Namus borcum o benim. Sen de biraz zaman tanısan kardeşine çok sıkıştım. Tanımam. Kardeşim kredisini yedi bitirdi. Canım abim götürdüm tamam. Götürmedim demiyorum. Tak şeytana uyduk. Yaptık bir hata. Çok değil. Bir ay. En fazla 1,5 ay. Tak tak. Bak birader. Faydalı adamsın. Bu sana son şans. Götür hakkın. Götür ama ölçülü götür. Ölçülü canım abicim. Tak. İnternet şaşırttı beni. Cız. Girdik işte. Hikaye dinlemem. Canımı sıkma birader. Ödeyeceksin borcunu. Bir hafta içinde. Canım abicim ödeyecek durumda olsam tak ödemez miyim? Tamam birader. O zaman ben de seni döverim. Aramızda her şey bitti. Kolla kendini. Canım abicim döv. Sana canım feda. Döv. Tak. Kes tıraşı birader. Sedat. Burada mısınız Yavuz Bey? Buradayız yenge, buyur. Hesap yapıyorduk da. Hesap hayatım. Tak tak. İyi oldu sizi bulmam. Ben de emekli ikramiyemden para çektim bir miktar. Borcumuza karşılık. Bulamazsam ne yaparım diyordum. Para mı çektin yenge? Para Yavuz Bey. Borcumuzun bir kısmını ödeyelim dedim hiç olmazsa. Size mahcup olmayalım. Hadi yine. 4 ayın üstüne düştün kedi gibi birader. Düştüm canım abicim. Görüyor musun benim şu güzel karımı? Fedakar karımı benim. Tak sevgilim öpeceğim. Aa, öpme öpme istemez. Öpeceğim gel. Öpme. Arsa ofisi açmış Halil Efendi, haberimiz yok. Daha yeni. İşini bilir o. Bu zamanda inşaatta para. Bilir evet. Bir biz kaldık böyle emekli maaşına. Emlak komisyonculuğu mu yapsak ne yapsak? Büyük hanım da kuruş koklatmıyor. Aa, nereden geliyor bunlar böyle? Gezmeden. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Montum nasıl? Yeni mi? Güle güle giyin, pek yakışmış. Sağ ol. Sevim aldı. Belli canım, sırtında paralansın. Her şey ateş pahası Sabri Bey. El sürülecek gibi değil. Şöyle bir bakalım diye çıktık, battık. Vallahi battık. Öyle efendim, öyle. Allah kolaylık versin fakir fukaraya. Hadi senin. Gidelim evimize, açalım şunları. Merak ediyorum. Buyurun. Görüyor musunuz? Duramıyor yerinde, çocuk gibi. Duramıyorum Sevim. Biz de yenilendik. Hakkımız değil mi? Dikiş dikiş. Hakkınız efendim, hakkınız. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Oh maşallah. Herkeste bir yokluk edebiyatı. Para yok, para yok. Üst baş almaya gelince buluyorsunuz ama. Erkenden ne yakarlar bilmem ki şunları. Elektrik idaresine çalışıyoruz.
Hadi kızım, ben hazırım. Hadi anneciğim. Nereye efendim bu saatte? Ne soruyor Ayla? Nereye gidiyorsunuz diyor anneciğim. Söyle Tontoş'a. Tontoş'a mı? Pst. Tontoş kızım, biz anneanneyle notere gidiyoruz. Söyle babana. Pst. Nereden babası oluyormuşum o musibetin? Söyle, noterler kapandı bu saatte. Ne diyor kızım? Noterler kapalıymış anneciğim bu saatte. Kapalıymış. Biz de bir nöbetçi buluruz canım. Saçmalamasınlar, söyle, eczane değil bu. Hem neymiş aceleleri, ne yapacaklarmış noterde, sor bakalım. Söyle kızım, anneciğim umumi vekaletname verecek bana. Öyle mi efendim? Yazıklar olsun. Burada evin erkeği dururken size umumi vekaletname çıkaracak attı. Aa, kime tükürüyor o terbiyesiz kızım? Bize anneciğim, bize. Neymiş derdi? Evin erkeği dururken bana nasıl vekaletname verirmişsiniz? Ya ona vereyim de kadınlarla yasın, ahlaksız. Büyük hanım, vallahi yaşatmam sizi de onu da. Bu benim için bir şeref meselesi, anladınız mı? Vallahi kendimi vururum. Tuh, bir düşüme yürür. Tut, tut şu ahlaksızı. Anneciğim. Hadi Gül, toparlan sen de yavaş yavaş. Kızların nerede, hiç getirmiyorsun. Evdeler Türkan abla, nereye gidecekler? Oyalanıyorlar işte öyle kendi kendilerine abla kardeş. Aferin. Büyüttün hadi büyüttün. Zor dönemleri geçti. Geçti çok şükür. Ha, bu acil çalışır. Aa, kim acaba? Aç bakalım. Ana! Türkan Hanım. Hayrola? Büyük Hanım kendinden geçti efendim. Bir baksanız lütfen. Sayenizde efendim, sayenizde. Gitti anneciğim. Söylesenize ne yaptığınızda. Yatıralım şöyle. Anam, vallahi gitmiş. Sus sen de. Moralini bozma insanın. Anneciğim, ölürse sebebi sizsiniz efendim. Herkes bilsin. Ben ne yaptım efendim? Saçma saçma konuşmayın. Aa, duyan da bir şey sanacak. Daha ne yapacaksınız? Üstüne yürüdünüz kadıncağızın. Vah anam vah. Normal nefes alıyor canım, telaşlanmayayım, geçici bir şey. Teyzeciğim, teyze, kendine gelir şimdi. Oh çok şükür. Miras meselesi efendim, para için öldürecek bu kadını, haberiniz olsun. Daha neler artık, teyzeciğim. Katil deyin de artık kurtulun kocanızdan. Evet katilsiniz. Size ne oldu öyle? Hışkırık efendim, hışkırık, asabi. İkide bir tutar. Ablacığım hadi ben gidiyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar Hacer Hanım. Ah dur paranı vereyim. Sağ ol. Üstü de yol parası. Geç kaldın, taksiyle git. Ne lüzum var ablacığım? Giderim şuradan otobüs minibüs. Olsun olsun. Kızdırmayalım Abbas Efendi'yi. Ah ablacığım ne düşüncelisin. Her yerde söylerim valla. Şunu senden başka kimse yapmaz. Hah. İyi akşamlar. İşte Şükrü Bey de geldi. İyi akşamlar. Hoş geldin Şükrücüğüm. Sen hala burada mısın Hacer Hanım? Gidiyorum Şükrü Bey. Hadi iyi akşamlar. Çok işimiz vardı bugün. İyi akşamlar. Yüzün niye asık öyle Şükrücüğüm? İşler berbat Nazan. Geç anlatırım. Ne oldu? Bizim Antalya'daki devamlı iş yaptığımız adamlar narenciye bahçelerini satıyorlarmış Nazan. E ne olur? Batarız Nazancığım. Kolay mı öyle yeni bağlantılar kurmak? Çok zor geçecek bu sene. Tam da şu kızın evlilik öncesi. Telaşlanma hemen Şükrücüğüm, bulunur bir çaresi. Abimle de takıştık. Yine mi? Yine. Adamın işleri hep rayında gidecek. Biraz saptı mı tamam. Ah Nazancığım ah. Ben bu işi yapmayacaktım. Babamla sen zorladınız beni. Şimdi ben mi suçlu oldum? Olmuyor abimle, olmuyor. Ne desem yok yok. Her şeyi kendi biliyor. Ali nerede? Gelmedi daha, okula diye çıktı ama. Aa, Nazan bu saatte okul mu kaldı? Geziyor, geziyor. Peki ne oldu finaller? Kitap açtı yok. Ben mi gireceğim sınavlara? Ona söyle Şükrücüğüm, aklı başında değil son günlerde. Konuşacağım, konuşacağım, gelsin.
Şükrücüğüm, ben sana bir içki vereyim. Ver ver, içerim içerim. Hadi soyun, bir banyo yap istersen. Yaparım yaparım yaparım. Utanmasalar ekmeği kopar da ağzıma ver diyecek çocuklarımız. Evet, bir o kaldı. Biz yüz verdik Nazancığım. Bizim kabahatimiz. Böyle böyle tepemize çıktılar. Söyle Şükrücüğüm, söyle. Onun da suçlusu benim. Söyle, rahatla. Babacığım, babacığım. He, söyle. Büyük hanım, büyük hanım. Ha, az kalsın tahtalı köyü boyluyordu büyük hanım. Türkiye. Aferin. Ne varsa onda var. Söyle. Kırmızı, beyaz. Türkiye. Aferin. Ağır toplara geldi, kapat çeneni. Buyurun, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hocam iyi akşamlar. Nasıl durumlar? Çok şükür. Oh oh, asansör çalışıyor mu? Çalışıyor efendim, saat gibi. Buyurun. Babam geldi mi? Geldi efendim, yarım saat oluyor. Arabayı göremedim de. Aa, araba Ali Bey sevgilim. Nasıl biliyor? Canavar gibi kullanıyor o da maşallah. Merhabalar. Geçmiş efendim. Olsun. Sağ ol kızım. Nasılsınız şimdi anneciğim? İyiyim kızım, sağ ol. Söyle şuna benim koluma girmesin. Duydunuz mu efendim? Duyduk duyduk. Bayılmıyorum ben de. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne oldu teyze? Baygınlık geçirdi efendim sinirden. İllet etti kadıncağızı Sabri Bey. Geçmiş olsun. Bırakın efendim şimdi bunları. Sizin özel meselelerinizi dinlemeye gelmediler herhalde. Bırakmıyorum efendim, herkes duysun. Peki efendim, duysunlar. Siz nasıl oldunuz efendim? Bulanıyor mu hala mideniz? Yok bir şeyim hocam, taş gibiyim. Oh maşallah. Buyurun. Hadi Aydın. Buyurun anneciğim, yavaş yavaş. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Küçük hanım da çalımından yanına varılmıyor. Nişanlısı da bir adam olsa, yalı kazı. He. Geçmiş olsun. Hain, üstüne yürümüş kadın. Geberecek para diye. Hain! Sus bakayım sen. Dinler minler, bizim de üstümüze yürümesin akşam vakti. Allah kimsenin başına böyle damat vermesin. Amin. Kız babasıyız Gül. Ben bunun da gözünü beğenmiyorum. Bu da hain. Şükrü Bey çok çekecek bundan. Türkiye! Türkiye! Ha öyle. Kırmızı! Hadi Gül toparlan da gidelim, çok acıktım. Hadi in sen, ben geliyorum. Kırmızı! Beyaz! Türkiye! Türkiye! Hadi bakalım. Prozit. Prozit. Direkt nasıl annemin yemekleri? Söyledim ya, tertip harika. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun Dilek. Yemene bak. Yumuşak yumuşak. Yengem bir yemek yapar. Halt! Sana sorun olmadı. Önüne bak, yemeğini yer. Amca bak nasıl konuşuyor benimle. Güzel konuş büyüklerinde. Halis. Pazartesi günü Münih'tesin ha? Anlat biraz. Ne yapacaktım anne? Sen ne yapacağını bilmiyor musun oğlum? Kaybolur amca. Nain efendim. Neden kaybolsun benim oğlum? Havaalanında anneannesi karşılayacak onu. Kızlar falan da gelecek Dilek, sarışın sarışın. Çiçek getirecekler bana. Oo. Dans edeceğim bunlarla öyle yumuşak yumuşak. Amca bak ne diyor. Al. Şikayet yok. Sen başladın mı yine sapık sapık konuşmalara? Buna bira içirme Ulviye. Nain Davut sapık yok, aklı başında. Dans da edecek, oynayacak da tabii benim oğlum. Galip, çok ayıp. Şikayet yapılmaz öyle amcalara. Duydun mu yengeni Dumkov? Duydum amca. Kıskanıyor beni baba. Tabii ben gidiyorum şimdi. Orada yanımda yüzlerce kız yumuşak yumuşak. Dilek biraz daha patates yer misin? Teşekkür ederim. Ye Dilekciğim, afiyet olsun tatlı tatlı. Şimdi polka da yaparız seninle öyle. Amca. Kes sesini. 7 kere 9.
7 kere 9 mu amca? Salak baba, salak. İstanbul'un fethini de bilmiyor bu. 1071 amca. Puh, puh. Bu yaşlarda size belki hikaye gibi geliyor ama oğlum, istikbal önemli. Bir ev, düzenli bir iş. Kimse önemsiz demiyor baba. Tutturdun sen de bir istikbal bu gece. Ne bu tepki kızım? Yanlış bir şey mi söylüyor adam? Biz ne söylesek onlar için yanlış Nazancığım. Hayır efendim, ne münasebet. Öyle. Sonra ileride iş düşünürsünüz evladım bizim gibi. 50 yaşında ne iş yapsam? Büyütme sen de Şükrücüğüm. Öyle Nazancığım, öyle. Her şey pamuk ipliğine bağlı bu memlekette. Tam bir şeyler tasarlayıp yaptım derken bir de bakıyorsun elinde hiçbir şey kalmamış. Üf baba, içimizi kararttın yani. Dinliyoruz Bilge. Öf tabii kızım, öf. Boş konuşuyoruz, arabesk. Boş değil de Şükrücüğüm, boşuna konuşuyorsun. Estağfurullah efendim. Kim geldi? Ali gelmiştir. Gelsin bakalım. Hoş geldin. Hoş bulduk abla. Ne bu surat? Konuşuyoruz işte. İyi akşamlar da önce. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok tatlı konuşuyorsunuz belli. Sen nereden geliyorsun bu saatte? Kız arkadaşımızla buluştuk baba. Oo, finallere de ben girerim. O iş kolay da baba. Herkes buradayken bir şey söyleyeceğim. Söyle söyle. Ben ciddiyim ama. Ben de ciddiyim oğlum, söyle. Baba, bu böyle olmuyor. Kızla bir yere çıkamıyoruz. Ailesi çok katı, izin vermiyorlar. Peki ne düşünüyorsun? Bir şey yapalım baba. Ablamlar gibi mesela. Yani nişan falan gibi bir şey mi? Yani nişan olmasa bile baba, söz keselim. Ya ne diyorsun sen oğlum? Söz anne. Bugün söz sırası bende. Ben bu oğluma ne diyeyim şimdi? Olur evladım. Önce söz keseriz, sonra nişan. En kısa zamanda da evlendiririz sizi. Ciddi olarak düşünüyorum. Duydunuz mu? Çok ciddi. Şimdi ben ne yapayım? İşimi mi düşüneyim? Kızımı mı? Oğlumun nişanını mı? Ha? Adama bak, insan bir sorar. Bu kadar yıldır iş yapıyoruz. Pat diye sattı bahçelerini. Satar oğlum. Senin de tazminatını veriyor. Tazminatla bitmez bu iş baba. Oo ne güzel, ver tazminatını kurtul. Öyle oğlum. Parasının rantıyla yaşıyor adam. Varlıklı da niye çalışsın? Biz bile yaptık. Aa, sen emeklisin baba, seni anlarım. Vergisi de yok. Oh, koy bankaya, hayatını yaşa. Devlet de teşvik ediyor. Kim girer üretime abi? Enayim bizim gibi. Başka iş yapın siz de oğlum. Ne yaparız bu yaştan sonra baba? Yazık değil mi? Kurulmuş bir düzenimiz var. Bakkal dükkanı mı açacağız? İnşaat işi abi, inşaat. Arsa kapatacaksın ucuz ucuz. Dünya değişiyor oğlum. Öyle. Biz ayak uyduramıyoruz işte. Uyduramıyorsunuz ya. Hadi biz eskidik. Size ne oluyor? Sokmuşsunuz başınızı bu deliğe. Sabah gel akşam git. Öyle haklısın. Memur gibi aynı. Mesela siz oğlum. Cem Amerika'dan geldi. Ne yapıyor? Yapıyor bir şeyler baba. Olmaz öyle bir şeyler. Kazık kadar adam artık. Alın onu da karşınıza bir dinleyin. Dinleyelim mi olur? Herkes elinize bakıyor. Sen kızı nişanladın. Ne iş yapıyor Aydın? Şov tutmuş baba. Tıklım tıklım doluyormuş çalıştığı gece kulübü. Daha geniş bir salon arıyorlar. Bırak oğlum bunları. Şov mov gelip geçici işler. Karın doyurmaz. Şimdi çok tutuyor baba. Öyle deme. Bırak oğlum. Herkesin altında bir araba. Benzin olmuş 60.000 lira. Gel. Efendim çaylarınız. Destur babam. Geç Abbas, önüne bak. Kapıda yine bu abi. Bizi dinliyor, çatladı meraktan. Allah ıslah etsin babam, huy affedersin çıkmaz. Nasıl efendim, verebildiniz mi bir karar? Verdik sayılır, çağıracağız seni hadi. Hayırlısı olsun efendim, rahatınıza bakın. Tamam, yüzüne düşen bir parça. Karar vermişler. Kapatıyorlar şirket. İş bakalım kendimize. Bakacağız kadar ya, öyle görünüyor. Panik yaratmayın hemen Ergun Bey. Kapatıp da ne yapacaklar? Kolay mı öyle? Bir şey söylüyorsak elbet bir bildiğimiz var kızım. 22 yıl. Nerede döktük bu saçları zannediyorsun?
Ne biliyorsa ama. Ne? Önüne baksana evladım. Sen de durma öyle, affedersin. Geç hadi geç. Ne konuşuyorlar içeride? Şirketle ilgili bir şey duydun mu? Ne ayıp şey mi durum, affedersin? Onları mı dinliyorum senin gibi? Dinledin. Dedim affedersin. Dinlemiyor musun? Abbas Bey, Abbas Bey. Senin dilin çok uzadı. Dikkat et laflarına. Etmezsem ne olacak ha? Canın mı alacaksın? Ha? Bilmem artık. Hadi bakalım. Abbas abi ne yapıyorsun? Babam dur affedersin. Ne yapacaksa yapsın. Bırak Bülent. Görelim bakalım o da ne yapacaksa. Ergun Bey, kimsenin bir şey yapacağı yok. Lütfen. Sırası mı şimdi Abbas efendi? Tövbe bacım, affedersin. Delirtir insanı. Ne dediğim var? Cıvık cıvık konuşuyor. Sensin cıvık terbiyesiz. Hadi işine bak Abbas abi, büyütmeyelim. Kesme bardakların ikisi kırılmış ablacığım. Kırıldı ya, yerine de koyamıyorum. Aman ablacığım, gelen mala gelsin. Can sağlığı olsun da. Öyle. Abbas da sıkıntılı kaç gündür. Bozulmuş şirketin işleri. Sorma Şükrü de öyle. Kolay mı ablacığım, kapatacaklarmış diye duydum. Yok canım, kim söylüyor? Ergun Bey söylemiş galiba. Ay, o da felaket habercisi gibi. Ah ablacığım. Ne çekiyoruz onun elinden? Yani şu hakiminin hatırı olmasa bir dakika durmaz Abbas. Anne? Heh, gidiyor musun? Ali ile gideceğiz. Nerede o? Giyiniyor herhalde. Sabaha kadar ders çalıştı. Şu sınavı da bir verse. Ali! Verir o, verir. Akıllı maşallah. Prova mı yapacaksınız? Yapacağız anne. Bensiz çalışamıyor. Yardım et kızım. Ediyoruz tabii. Nimet Hanımlar yer istiyor akşam, ama onu unutma. Tamam, aklımda. Onlar da sağ olsunlar. Hiçbir eğlenceden geri kalmazlar. Bunun yanında da hiçbir şey konuşulmuyor. Evet, fazla rahat. Abla. Hadi gel. Hazır mısın? Gidelim artık. Gidelim hadi. Nasıl oğlum, verebilecek misin? Fena değilim anne. Hadi inşallah. Biraz para vereceksin bize ama. Yok mu paran? Arabaya benzin almak lazım. Ona ben karışmam. Babandan alsaydın. Babam bunalım da anne. Ne yapsın adam? İş değiştirsinler bence. Ne işi? Turizm. Güneyde bir otel açsınlar mesela. Hem biz de takılırız. Bodrum planlarımız var bu yaz. Hadi hadi, hayal görme. Hadi Ali, hadi gidelim. Gidelim baygınım. Abla şey geldi. Ah sen misin Halis? Nazan teyzeciğim, halasmanlık demeye geldim. Almanya'ya gidiyorum biraz sonra. Öpeyim. Ben de seni öpeyim. Gezmeye mi Halis? Gezmeye değil, gelişme kursuna 3 ay. Öyle yumuşak yumuşak. Dövüşte ben de senin gibi nişanlanacağım. Öpeyim. Hadi güle güle. Asmandık. Almanya'dan bir isteğiniz varsa. Canım sağ ol. Halis'cim, güzel kızlar bulursan getir birkaç tane. Güle güle, güle güle. Aman, aman dikkat et Galip. Duvarlara çarpma sakın. Çarpar mıyım yenge? Koy şöyle hayırsız. Nerede bu çocuk? Vedalaşmaya gitti komşularla. Sırası mı şimdi? Ulvi'ye geç kalacağız. Ben gönderdim. Vaktimiz var. Galip gel gel, şunu da alalım. Geldim yenge. Takılmasa bir yere bari. Daha çok işimiz var. Telaşlanma Davut. Bitti her işimiz. Alzo, çantalarımızı alıp çıkıyoruz. Gelir şimdi. Hadi bakalım. Bak o bile telaşlandı Ulvi'ye. Anladı galiba Halis'in gideceğini. Anlıyor tabii. Abadi, come to me. Cin gibi maşallah, anlıyor her şeyi. Senden akıllı. Dua et bunu Sevim teyzeciğim. Çeçenler uçağı kaçırmasınlar. Sağ salim gider gelirsin inşallah. Hadi. İnşallah teyzeciğim. Cemil amcacığım, yazdın mı istediklerini? Yazdım. Senin bunları ilave edeceğim başka bir şey var mı Sevim? Viski, sigara, çikolata, piro. Saçmalama Cemil. Ver şunu bana. Burada var hepsi. Getiririm teyzeciğim, ne var? Sevgilime de getireceğim zaten. Olur mu canım, ne ayıp. Getirsin Sevim, bırak, adettir. Bunlar Alman, kaç para tutacak? Ver oğlum şunu bana. Teyzeciğim vallahi senin de istediğin bir şey varsa. Yok Halis'cim, ne olacak? Güzel güzel git gelsen. Cemil amcacığım, alas mı aldık? Güle güle aslanım, bizi unutma. Unutur muyum amca?
Ha öyle. Almanya'ya gider gitmez hemen havalara girme. Annesi bekliyor Cemil. Tutma çocuğu. Konuşuyoruz teyzeciğim yumuşak yumuşak. Gelişme kursunda belki bir kıza da aşık olurum ha Cemil amca. Almanlar yaramaz. Bak babanın annenden çektiklerine. Ne söylüyorsun Cemil? Çok çekiyor teyzeciğim haklı. Almanlar yaramaz. Bulurum ben kendim öyle ateşli İspanyol falan. Neredesin Tertip? Geldim. Tek tek insene şu merdivenleri. Hop karışma sen. Gidiyoruz hadi amcamlar seni bekliyor. Tamam geldik işte. Ne var? Hazır mı çantaların? Hazır. Amca Tertip'in geldi. Hop bağırma öyle. Geldim babacığım. Heh. Hadi aslanım seni bekliyoruz. Hadi babacığım. Cemil amcamla konuştuk da biraz. Ne konuştunuz bakayım? Öyle baba. Almanya'daki kızlar falan. Lisede verdi. Bakayım ne listesiymiş o? Ver. Bir şeyler istiyor işte. Viski, çikolata, pro. Aa, mangot. Ne düşüncesizlik. Yırtma anne. Utanmıyor koskoca adam şu çocuktan viski istemeye. Hadi bakalım gidelim. Koydun mu çantaları kapıya hayırsız? Koydum amca hazır. Also Gemma. Bir şey unutmadık inşallah. Aman Ulviye. Bir daha bak pasaport, bilet. Aldım cebimde. Ama seninle vedalaşamadık. Gel. Heh, bir de öp bari. Öperim ne var? 3 ay ayrı kalacağız. Tüh. Öptü amca. Geldik. Rahat bırak çocuğu Davut. Öpecek tabii köpeğini. İyi bir de yalasın. Yaladı amca. Tüh. Yapma bunu Galip. Seviyor köpeğini. Severim de öperim de ne var? Karışmayın. Nasıl bakıyor bak anne? Anladı yavrum. Sakın ağlama abadi. Güzel güzel ye mamalarını. Oh annem sana kız da bulacak. Hadi aslanım hadi oğlum hadi gel gidiyoruz. Tamam baba vedalaşıyoruz öyle sıcak sıcak. Abadi. Nerede kaldı bunlar Gül? Aman ne bileyim. Hadi dökelim de suyu arkasından gidelim. İşimiz var. Babacığım Türkiye. Hey aslanım, dikeceğiz bayrağımızı İngiltere'ye de inşallah. Gitti mi Alman bozuntuları? Evdeler, bekliyoruz. Hah, bir şey ısmarlayacaktım ben de, getirir mi acaba? Ver parasını getirsin. Ne dedin? Getir herhalde diyor. Neyse bir soralım da. Türkiye! Büyükler konuşuyor burada. Ah, geldiler. Buyurun. Efendim selametle. Sağ olasın gözüm. Büyümüş de maşallah artık tek başına Almanyalara gidiyor oğlumuz. Büyüdüm amca. Öpeyim. Ne güzel ne güzel öp evladım berhudar ol. Delikanlı oldu artık amcası. Maşallah efendim maşallah. Efendim ben de bir şey isteyecektim zahmet olmazsa. İste amcacığım yaz bir kağıda. Cemil amcaya da getireceğim zaten. Hemen yazayım. Kaç marklık bir şey acaba efendim? Pahalı bir şey diyor öyle efendim. Diyapozon deriz biz. Öğrencilere ses verebilmek için. Yaz amcacığım. Markım da var. Ben bir teyzemi öpeyim. Nein Halis gel buraya. Nein. Aman evladım. Zaten aramız bozuk. Zaten banyoda galiba bekle. Banyoda mı? Köpüklü köpüklü ne güzel. Halis! 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 Geç kalırsınız oğlum gel buraya. Bağırtma sen amcam Tertip. Halis! Ne yüzsüz adam. Niye bırakıyorsun Davut? Tüh cibiliyesi. 3 kuruşluk düdük istediği de. Vallahi tüy. Halis. Sen de bir şey istiyorsan getireyim teyzeciğim. Hadi al asmadık. Nereye gidiyorsun sen? Almanya'ya gidiyor efendim. Almanya'ya atışmak gibi olmasın. Münih'e teyzeciğim gelişme kursuna. Çok güzel kızlar var kızda. Hadi bırak şimdi kızları. Al şunu bekletme annenleri. Ayla Hanım teyzem de geldi. Onunla da vedalaşalım. Ne oluyor evladım? Gidiyorum teyzeciğim öyle yumuşak yumuşak. Sen de ne güzel yıkanmışsın öyle köpüklü köpüklü. Öpeyim. Almanya'ya gidiyor efendim. Atışmak gibi olmasın ama... kollayın kendinizi azgınlığı üstünde. Gidiyorsa gitsin efendim. Gelmesin öyle üstüme. Hoşlanmam. Öpeyim teyzeciğim ne var bunda? Belki bir daha görüşemeyiz. Ay yeter.
Yavaş evladım, yavaş. Alas mı aldık? Hadi hadi, selametle bekletme annenleri. Pis sapık. Halis! Ne yapıyor bu? Adam kim bilir daha neler ısmarlıyor. Tövbe. Aldı mı yanına benim listeyi? Hah, buyurun bakalım. Aldı gözüm, aldı. Bir şey daha yazdıracağım ona. Aa. Halis! Geldim babacığım. Öptüm aile teyzemi de. Hadi Tertip, seni bekliyoruz. Su dökeceğiz arkandan. Sağ ol gözüm. Siz de sağ olun. Hayırlı yolculuklar. Bıraktın bizi, gidiyorsun be Tertip. Ne yapalım? Dile iyi bak. Hadi evladım, selametle. O diyapazonu bulursan çok makbule geçecek. Bana bir de konyak al. 5 yıldız, tamam mı? Ay vallahi bayılacağım. Yürü Ulviye, bir taksi çağır gözüm. Taksi! Taksi! Durdu durdu, konyağı unutma. Zıkkım içesice. Anam, Türkan Hanım. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hürmetler hanımefendi. Gidiyor musun Halis'cim? Gidiyor, evet Türkan Hanım teyzesi. Hadi bakalım. Öpeyim Türkan teyzeciğim. Ben de seni öpeyim. İyi yolculuklar. Hadi hayırsız, koy şunları bagaja. Hemen amca. Halis, memnun musun bu yolculukta? Memnunum ama teyzeciğim, sevgilimi özleyeceğim. Ah. Onu bir daha görmek istiyorum. Ne saçmalıyorsun sen yine sevgilim mevgilim? Dileği bir daha görmeden gitmem baba. Hadi oğlum, uçağı kaçıracağız hadi. 5 dakika hani, bir öpeceğim. Öpsün hadi, öpsün. Vaktiniz varsa. Hadi bin hayırsız, bin. Atla sen de baba. Halt, babalar atlamaz. Hadi ama Davut, hadi. Hoşça kalın. Güle güle. Konya'yı unutma Konya. Derdi zoru içki ayyaş. Bizim diyapozonu evladım, diyapozonu. Sen de bakıyorum konyak viski peşindesin Cemil Bey. Bizde adettir. Hediye getirilir bir yere gidilince. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasıl oldu teyze? Öyle efendim, bildiğiniz gibi. Şuur gidip geliyor. Bir bakalım. Buyurun efendim, şeref verirsiniz. Gerçi ben kendileriyle konuşmuyorum ama. Küs mü bunlar yine? Kavga etmedikleri gün mü var Türkan abla? He. Buyurun. Efendim, atışmak gibi olmasın ama Türkan Hanım geliyor, büyük hanıma bakacak. Duyuyor musunuz efendim, atışmak gibi olmasın. Ne diyor kocan? Anlamadım ki anneciğim. Türkan Hanım geliyor efendim, atışmak gibi olmasın Türkan Hanım. Kızıl geliyormuş anneciğim, kızıl. Size bakmaya herhalde. Bugün de gelen giden kıyamet maşallah. Buyurun efendim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasıl oldun teyzeciğim? İyi efendim maşallah. Oo, daha da iyi olacağız. Ağzım tadı yok kızım. Ağzının mı? Midenden olabilir. Hazımsızlık mı var? Ne zaman sorsanız hastayım der efendim, atışmak gibi olmasın. Hiç iyiyim dediğini duymadım ki. Nedenmiş efendim atışmak gibi olmasın? Hastaysa kadıncağız, hastayım diyecek tabii. Bana mı bir şey söylüyor o yine kaşlarını kaldıra kaldıra? Bana anneciğim, bana. Konuşmasın öyle arkamdan. Hakkımı helal etmem. Üzmeyin teyzeyi Sabri Bey. Vallahi benim bir şey yaptığım yok efendim. Bana cephe alan onlar, atışmak gibi olmasın. Biz ne yapıyormuşuz? Lütfen sorar mısınız Türkan Hanım, atışmak gibi olmasın? Daha ne yapacaklar efendim? Ne çapkınlığım kaldı, ne serkeşliğim. Atışmak gibi olmasın. Hadi canım, evin içinde küslük olmaz. Öpün elini bitsin. Öpeyim de efendim, atışmak gibi olmasın. Onlar da bıraksınlar bu husumeti. Teyzeciğim, ver elini, damadın öpecek. Hadi öpsün. Aşk olsun anne. Hemen unuttunuz her şeyi. Unutalım efendim, sizi de öpeyim. O kadar. O kadar efendim. Can düşmanı mıyız? Ben iyi gördüm teyzeyi. 1-2 ilaç yazacağım şimdi, gülle yollarım. Vücuda biraz takviye. Çok teşekkür ederiz efendim. Pahalı bir şeyler mi? Yok canım, emekli sandığı da verir. Hah, mesele yok o zaman. Teyzeciğim hadi ben gidiyorum, güle görüşürüz. Güle güle, sağ ol evladım.
Güle güle efendim. Efendim Sefa ile efendim şey kaç lira tutar acaba ilaçlar? Bir şey tutmaz. Bakayım bende varsa. Ha varsa çok makbule geçer efendim. Türkan Hanım çıksın ben de bir manava gideyim Gül. Çıkamadı o da. Hazır doktoru bulmuşken hepsi ayrı ayrı muayene ettiriyordur kendini. Bedava. Kırmızı. Söyle beyaz. Türkiye. Hey aslanım. Dillendin sen de iyice yaramaz. Hadi be gideceğiz işimiz var. Efendim hayırlı işler, bol kazançlar. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Buyurun. Arayan var mı Gül? Var birkaç kişi Türkan abla. Kolay hadi gelsin. Bakalım. Evladım doktor hanım sana bir iki ilaç verecek unutma. Olur. Bakayım Sabri Bey varsa. Tabii efendim tabii eksik olmayın. Ben hatırlatayım da. Buyurun. Babacığım. Baban gidiyor aslanım. Apartman sana emanet gözünü aç. Türkiye. Cafer. Şşt, Cafer dedim duymuyor musun? Duyduk duyduk. Nereye böyle? Şöyle bir bakınacağım. Manava mı? Uğrarım belki. Kızıldan izin aldın mı? Sıktın ha. Tabii canım. Habersiz tüyüme söylerim. Erik getir biraz bana manavdan. Olur. Ekşi olmasın. Şöyle kütür kütür tamam mı? Can eriği. Tamam tamam. Çengelköy salatalığı çıktı mı? Çıktı çıktı. Ne severim getir biraz duydun mu? Tamam duyduk duyduk. Güzel konuş benimle. Manav oldum diye öyle çalım yok. Duydun mu? Bu telefon bozuk olmasın Hüseyin. Yok enişte daha yeni bağlattık. Bak. Gazete ilan vermek lazım baba. Böyle olmaz. Çok para oğlum. Doğru söylüyor baba. Biz de biliyoruz. Konuşmayın öyle ukala ukala. Parası yok adamın aslanım. Sabırlı olun. O da olacak. Anaların karnında nasıl durdularsa. Buyurun efendim. Çayımız taze. Eline sağlık sultanım. Şunun yanında kurabiye kek bir şey yok mu? Daha öğle yemeğini yeni yedin Hüseyin. Ne kurabiyesi? Açsanıza kendinize bir yazıhane canım. Ne bu böyle dört erkek evin içinde? Çaylar, kahveler. O da olacak sultanım. Birkaç parsel satalım idare et biraz. İdare idare. Sıkıldım vallahi. Hani yani bir şey sattığınız da yok. Açma hemen şu mağazını öyle kız. Kolay mı? Satacağız inşallah. Herkesin parası faizde enişte. Hazine bonosu, repoda. Şu iş bir çözülsün. İki günde su gibi satarız vallahi. Tam zamanında açtık biz de bu ofisi desene. Şunlar ne abi? Niye karaladın onları iblis? Moral enişte. Öyle karaladım ki satılmış gibi görünsün. Olmaz öyle şey. Sil onları sil. Sıfıra sıfır. Bak gördün mü Halil Bey? Yatırdım bütün parayı da oraya. Bismillahirrahmanirrahim. Aç şunu Hüseyin. Açtım enişte. Hadi inşallah. Alo. Halil Arsa ofisi. Buyurun efendim. Yanlış efendim. Arsa ofisi burası. Yanlış mı? Tüh. Yanlışmış işte. Ne bakıyorsunuz yüzüme? Hadi için çaylarınızı. Gazete ilan vermeden olmaz baba. Kaç kere söyleyeceksin iblis? Söyler Halil Bey. Seni sinir etsinler de. Kırarım boynuzunu. Hah. Alo. Halil Arsa ofisi. Buyurun efendim. Kim? Güzel konuş müşteriyle Hüseyin. Yüzün gülsün biraz. Kim efendim? Sultan Hanım mı? Aa, ver ver. Burada. Bir dakika aa, efendim. Ay beni mi arıyorlar? Kim? Fidan Hanım'mış. Ah canım. Kabul günü var da perşembeye onu söyleyecek herhalde. Ver ver. Burası ciddi bir müessese Sultan Hanım. Öyle kabul günüyle mabul günüyle meşgul etmeyin telefonu. Duydun mu kız? Koskoca bir arsa ofisi burası. Ay duyduk canım duyduk ver şunu. Ay sinek avlıyorsunuz ne var? İki kelime konuşacağız şurada. Meşgul etmişiz. Alo? Fidan Hanımcığım? Çay mı koydun Raşit? Koydum karıcığım. Aa ben yapsaydım Raşit Bey. Otur kızım. Size çay demlemek benim için zevk.
Ah canım. Sana bir şey söyleyeyim mi Mine? Evimize huzur geldi sayenizde. Aman Nimeciğim, ne yaptık aşk olsun. Yoo, hakkınız ödenmez vallahi. Vallahi öyle. Güzel kızımız da çok yardımcı oldu, sağ olsun. Siz iyi olun da. İyiyiz iyiyiz çok şükür. Oh, iftar ediyoruz biz de, ne güzel. İnanır mısınız, yeni tanışmış gibiyiz. Nimetçimle artık birçok konuda göz göze anlaşıyoruz. Bütün mesele karşılıklı sevgi saygıda efendim. Öyle tabii, her şeyin başı o. Evet efendim. Nimetçimi de görseniz bir melek melek. Her zaman öyledir zaten canım. Bazen bir şeylere atar kafası. Aa, yok artık değil mi anne? Öyle kızım. Hepimize huzur lazım. Sen de şu çocuğunu hayırlısıyla huzur içinde bir doğur. İnşallah. Özge nereye evladım? Çayları koyayım. Bırak evladım, ben koyarım. Otur annenin yanında. Aa, olur mu öyle şey canım? Ne demek? Olur olur, otur. Raşit'in elinden her iş geliyor maşallah. Gönüller bir olsun efendim, yapılmayacak ne var? Geç şöyle kızım. Geç. Çekme kızı şöyle Raşit. Çekmiyorum Nimet. Nasıl çekmiyorsun tahta kafa? Söylemesem koparacaksın kızın kolunu. Ay, ay. Özür dilerim kızım, farkında ay, değilim. Canım. Hadi hadi, getir şu çayları. Kaldırma beni yerimden. Pastayı da güzel kes. Merak etme hayatım. Ne yaptı şimdi adam Nimet? Güzel güzel hizmet ediyor işte. Evet anne. Patlayasıca. Bazen öyle dangalaklıkları var ki paralıya verisi geliyor insanın şöyle. Aa Nimet. Erik'te ne Erik? Afiyet olsun abi. Aman aslanım, günlük hesabını iyi tut ha. Kaçırır mıyım abi? Ben söyleyeyim de. Katil Sedat'ın dizginlerini ele aldı. Kuruş sektirmiyor artık. Aman iyi oldu abi. Neydi o? Penguen tak hop bana. At bakayım oradan 2 milyon bana. İyi götürdü Tokatçı. Tak tak. Ne oluyor aslanım? Arsa soran var mı hiç? Gelen giden yok abi. Deme be. Felç olur sıkıntısından vallahi adam. Bütün parasını arsa ofisine yatırdı. 6 aya kadar 20 parsel satmazsa batar. Vah be abi. Ne oğlum katil? Teftiş var abi. Fırla adam. Buyurun. Takım görüşünü hazır canım abicim. Buyur tek. Çiçek gibi maşallah. Arabada çiçek gibi maşallah. Vatandaş hareketlendi koçum. Bahar çıkartması. Hoş geldiniz. Ne haber penguen? Hesaplarımız da çiçek gibi inşallah. Çiçek canım abicim. Tak tak. Tak efendim. Evelallah. Buyurun. Aferin. Vatandaş hep böyle görsün işte sizi. Şöyle bir hesaplara bakalım gidelim. Bugün 2 ani baskınımız daha var. Tamam. Bas canım abicim. Tak tak. Al hesabını. Şeffaf hesap. Şeffaf birader. Bundan sonra böyle vatandaşa. Bu ne bu? Siz mi attınız bu çekirdekleri yere? Anam. Sen mi attın Adem? Yok abi. Aa, oldu mu şimdi penguen? Bak çekerim kulaklarınızı ha. Yok böyle pislik vatandaşa. Görmeyeyim. Şerefsizim, tek tek yuttururum. Sen kardeşine bırak o işi canım abicim. Sıkılma. Tak tak. Topla şunları Adem. Bak hala duruyor. Topla. Geldiniz mi? Geldik kızım, geldik. Vaktinde kalktı mı uçak? Kalktı, kalktı. Öyle güzel havalandı ki direkt biz gördük. Çuv. Bırak gevezeliği. Allah kavuştursun usta. Uçtu mu? Uçtu gözüm, uçtu. Sağ ol. Arayanları yazdım deftere. Sağ ol kızım. Müşteriyle uğraşamam bugün. Allah kavuştursun usta. Uçurdun delikanlıyı ha. Tek. Tak gözüm, tak. Canın sıkılmış ustam. Sıkıldı be komşum. Sıkılmaz mı? Ah, amcam ağlıyor. Ağlıyor mu koçum? Halise ağlıyor Halise. Dokundu adama gitmesi yazık. Dokundur koçum. Baba yüreği. Moral verelim biraz vatandaşa. Sen al birader hesabı. Tamam. Penguen, bir daha görmeyeceğim böyle pislik, tamam mı? Tamam efendim, özür dilerim. Sen kardeşine bırak onları canım abicim. Tak cız yakarım tuçunu. Ağlama be amca. Karışmayın bana. Ulviye teyze nerede? Eve bıraktık. Gidin başımdan ağlayacağım. Hadi koçum. Çıkın biraz.
Ağlamana bak ustam. Vitamin gibi gelir bazen. İstersen ben de çıkayım. Çıkma gözüm, çıkma. Yok bir şeyim, geçti. Geçer her şey vatandaşın başından ustam. Buyur. Sağ olasın. Rahatına bak. Nereye yolladın delikanlıyı? Gelişme kursuna gözüm. 3 ay Almanya'da. Oh ne güzel. Vatandaş gelişip gelecek. Güzel gözüm. Güzel de ayrılık koydu şimdi de. Koymasın. Bakarsın delikanlı kursta gelişen birini bulur, evlendiririz. Onun gözü bunda. Bu da olur bakarsın ustam. Delikanlı gelişsin bir gelsin. Zahmet oldu sana da gözüm. Rahatına bak ustam, sıkılma. Vatandaş ağlayacak da, hınkıracak da. Eriğimizde ne erik maşallah, buyurun. Oh, tuz da getirdin mi koçum? Tabii efendim, buyurun. Vatandaşın ağzına layık ustam, götür. Çekme artık burnunu. Allah kavuştursun. Buyurun. Teşekkür ederim Gül. Afiyet olsun. Kaç şeker? 1. Vaktinizi alıyorum ama Türkan Hanım. Özür dilerim. Bunlara konuşacak hiç kimsem yok. Bazen yapayalnız hissediyorum burada kendimi. Yabancılık kolay değil, haklısınız. Uyum sağlamaya çalışıyorum ama Davut da pek dinlemez beni. Yoruluyor o da. Alışabilecek miyim bu ayrılığa bilmiyorum. 3 ay çok uzun zaman. Gidersiniz siz de arada. Gitmeye çalışacağım tabii. O da bizi özleyecek. Grossmutter orada ama... Göreceksiniz. Bu kurs Halis için çok iyi olacak. İnşallah. Kesin. Dönüşte çok farklı bulacaksınız. Orada yeni arkadaşlar edinecek. Evet efendim. Burada biliyorsunuz bir tek amcasının oğlu Galip. Tertibim aşağı, tertibim yukarı. Küçücük bir dünya. Onun da problemleri var. Oh, olmaz mı efendim? Hem pis hem tembel. Kafası da hiç çalışmıyor. Hiç eğitim görmemiş ki ne yapsın? Yine iyi çocuk. Milyonlarca insanımız böyle, beyinleri aç. Çayın soğudu adam. Ah, evet, lafa daldım. Hadi hadi, her şey daha iyi olacak, için çayınızı. Kabul edemiyorum efendim. Üvey ama öz çocuğum gibi seviyorum onu, inanın. Evlenmek istiyor, evlendiremiyoruz. Hayır, niye benim çocuğum böyle? Yakın akraba evlilikleri böyle maalesef biliyorsunuz. Olmaması lazım, uyarıyoruz ama oluyor. Yazık. Davut Usta'nın hatası. Mermer işi iyi baba. Ben kazandım gördünüz. Hep birlikte mermer ihracatına yönelelim. Çocuk bir şey söylüyor oğlum, duyuyor musun? Duyduk baba. Ne söylüyor? Geldiğinden beri aynı şeyi tekrarlıyor. Bir şey biliyoruz ki söylüyoruz baba. Tamam düşünürüz. Antalya'ya mı gideceğiz benim şimdi? Ona mı karar verdiniz? Bir saattir biz burada ne konuşuyoruz Ergun, dinlemiyor musun? Bağırma adam oğlum. Niye dinlemesin? Soruyor. Evet efendim. Belki uçakla gidersiniz diye. Bilet falan aldıralım diyecektim. Ne yapıyoruz abi? Bugün de herkes bana soruyor. Tamam işte gideceğiz, adamlarla yüz yüze bir kere daha görüşeceğiz dedi ki oğlum. Onu sormuyorum abi. Uçakla mı arabayla mı? Arabayla gideriz. Uçak çıkarmayın şimdi. Tabii efendim tabii. Konuşa. Hava da güzel. Yavaş yavaş. Abi. Boşuna mı gidiyoruz yoksa? Niye oğlum? Bozmasana insanın moralini şimdi. Öyle yüz yüze konuşarak rica ile minnetle hiçbir iş olmaz bu memlekette abi. Duyuyor musun oğlunun baba, bak az önce neler söylüyordu. Olur be amca, ben inanıyorum. Duyuyor musun Şükrü? İnsanlık ölmüş baba bu memlekette. Öyle iş ahlakı, söz falan. Okumuyor musunuz gazeteleri? Okuyamadık beyefendi. Ne yazıyordu acaba? Herkes rant gelirine yöneldi abi. 10 sene sonra ne bahçe kalacak ne ağaç. İnşaat, yazlık evler, turistik tesisler. Öyle efendim maalesef. İyi ki söyledin. Tamam söylemedim. Of. Yordunuz beni be eşek sıpaları. Ne haliniz varsa görün, ben gidiyorum. Hadi Cem, beni götürecek misin? Götüreyim hadi dede. Giy şunu da. Sağ ol. Baba yorduk seni, kusura bakma. Yordunuz ya.
Konuş konuş, bir yere vardığınız yok. Vardık baba, vardık. İyi akşamlar. Size de. Güle güle efendim, ayağınıza sağlık. Leyla Sultan da öperiz ellerinden baba. Sağ olun. O da vıdı vıdı sizi soracak şimdi. Ne yapsın efendim, kolay mı annelik? Merak ediyordur. Ergun, izin ver de babamızın elini öpelim. Buyurun efendim, pardon. Hadi baba, görüşürüz. Görüşürüz. Bana bakın, benden sonra rahat durun ha, tamam mı? Tamam. Tamam baba, tamam. Aklım burada kalmasın. Amca selam söyle. Eşek. Güle güle baba. Ne düşünceli insan. Allah uzun ömür versin. Amin, amin amin. Abi başlayalım mı? Neye başlayacağız? Kavga abi. Olmadı ki. Ne zaman işlerimiz bozulsa biz kavga ederiz değil mi? Olur mu efendim öyle şey? Olur olur. Olur olur. Biraz daha kaşınırsa dökeceğim dişlerimi şimdi. Şöyle. Gel bakalım. Efendim izin izle. Oğlum sen de ne yapacağına bir karar ver artık. Ne gibi dedi? Öyle oğlum. Burada mı oturacaksınız? Amerika'ya mı yerleşeceksiniz? Düşünüyoruz biz de dede. Biraz daha hızlı düşünün oğlum. Hadi biz eskidik. Bizden size fayda yok artık. Babanlar da yaşlandı görüyorsun. Laf dinlemiyorlar ki dede. Dinlerler oğlum. Yoruldular. Bir şey üretmiyorlar artık. Sana ihtiyaçları var. Hiç de öyle görünmüyorlar. Bakma sen öyle görünmediklerine. Toparla şu işleri. Kararlı ol. Geç başlarına. Onları da çiğnemeden. Düşüneceğim dedi. Fazla düşünme. Senin ayakların yere bassın artık. Yarın öbür gün baba olacaksın oğlum. Tamam tamam, bu iş bitti. Antalya dönüşü görürsünüz. Kapatacaklar şirketi. Bize de birkaç kuruş tazminat öderler yallah. Başladınız yine Ergun Bey. Tamam görürsünüz. Ağzını hayırlı aç müdürüm, affedersin. Bülent nerede? Odada. Bülent! Çıkıyorlar galiba. Efendim Ergun Bey. Gel kanarya. Gidiyor patronlar. Bir güle güle diyelim. Geldim. Yakalanacak yine. Allah ıslah etsin bacım. Yine ne konuşuyor bunlar yahu? Sana ne ya? Hadi Şükrü. Hadi abi. Ha efendim, bir gidiyor musunuz? Gidiyoruz bakalım. Bir şey mi söyleyecektin Ergun? Hayır efendim, güle güle demek için sizi bekliyorduk da. Hadi çocuklar, siz de toparlanın yavaş yavaş. Dönüşte uzun uzun konuşur, bir karara vararız. Hayırlısı efendim. Abbas gidiyorlar. Tamam müdürüm. Hadi bakalım, öpüşelim gidelim. İyi geçinimiz yokken ha. Aman ha, cep telefonumu hep açık tutacağım Demet. Bir arayan olursa. Tabii Şevket Bey, güle güle. İyi yolculuklar efendim. Sağ ol Bülent. Sağ ol Bülent. Güle güle efendim. Hadi Abbas efendi. Yolunuz açık olsun babam. Ergun, bakalım önümüzdeki günler neler gösterecek. Hayırlısı efendim. Hakkımız hayırlısı neyse olsun. Ne o? Ağlıyor musun Ergun? Hayır efendim. Gözlerim dolmuş. Bakmayın efendim, duygulandım birden. Kolay mı? Kaç yılımızı verdik bu şirkete. Hadi hadi, bozmayın moralinizi hemen. Abbas efendi, görüşmek üzere. Allah'a emanet babam. Büyütme bu kadar Ergun. Bulunur her şeyin bir çaresi. Öyle efendim öyle. Hadi çocuklar. Hadi. İyi akşamlar. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Tabii sizin için kolay. Ne var büyütecek? Her şeyin çaresi bulunur. Biz ne yapalım? Allah büyük müdürüm, affedersin. Hadi evladım hadi, toparlanın. Bu iş bitti. Söndür ışıkları Abbas. Drama haline getirmeyin lütfen Ergun Bey. Öyle kızım. Siz daha boş geçsiniz. Anlamazsınız ki bu yaşta iş kaybetmenin ne olduğunu. Hadi kanarya. Hadi Ergun Bey. Gidelim mi bebek? Bakıyoruz Aydın. Boşuna burnumuzu çekmeyelim hadi. Boşuna mı? Fiyatların farkında mısın alamadıktan sonra? Belki alırız bir şeyler canım. Babam verecek biraz para. Hayatım, öyle babanın vereceği biraz parayla alınmaz bunlar. Baban da verir belki biraz. Babam ev alıyor. Başka bir şey vermez. O da amma Cimra. Öyledir o. Devamlı şovdan ne geçiyor eline diye soruyor son günlerde.
Aa, Aydın'la günaydın değil mi o? Aa, o valla. Şuna bir merhaba diyelim. Yanında biri var. Olsun. Affedersiniz, bakar mısınız? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şovunuz çok güzeldi. Çok güldük geçen akşam. Sağ olun. Devam edecek misiniz? Edeceğiz herhalde. İyi gidiyor. İzleyici memnun. Var mı yeni bir şeyler? Olacak. Külahman nasıl harikaydı. Geleceğiz yine. Bir imza alabilir miyim? Adınız? Beyza. Beyza. Aa, ters tuttum. Affedersiniz. Buyurun. Sizin? Işık. Işık. Benim Selin. Teşekkürler, iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Alışveriş mi yapıyordunuz? Yok, biz hava almaya çıktık da. Ay çok tatlı. Güle güle. Oo, havanız yerinde bakıyorum Aydın Bey. Müşteri veli nimetimiz hayatım, somurtacak mıyız? Allah versin, ne bakışlardı onlar, öpseydim bari. Gerekirse öpeceksin hayatım, halkla ilişkiler sıcak sıcak. İyi iyi, büyük şöhret oldun. Olalım artık hayatım ha, para lazım, öyle değil mi? Anneciğim, yemek hazır. Pembe şarabımız da hazır efendim. Buyurun. Aferin çocuklar, her gecemiz böyle olsun inşallah. Böyle olacak tabii efendim, buyurun. Anneciğim, gir damadının koluna. Efendim, verin umumi vekaletnamenizi, damadınız omuzunda taşısın sizi ömür boyu. Neler söylüyor size, duyuyor musunuz anneciğim? Ver udar onu evladım. Pembe şarap mı aldın? Aldık efendim, almaz mıyız? Bu dünyanın en temiz, en iyi kalpli annesine. Hem de en pahalısından. Sağ ol. Rahmetli de pek severdi şarabı. Ne zaman dekorasyona gitsek? Havarda adammış canım, belli bakışlarından. Canım babam. Ne pişirdin Ayla? Tavuk anneciğim, kızartma. Hmm, mis gibi de koktu mübarek. Tam ağzınıza layık. Buyurun şarabınızı da. Sağ ol evladım. Afiyet şeker olsun efendim. Bu ne kızım? Tavuk tavuk, bıktırdı. Et yok mu? Et yasak anneciğim. Kimse yemiyor. Baksanıza deli dana var. Vereyim mi biraz? Yemem Ayla. Eyvah eyvah. Keşke kuzu kızartma yapsaydık efendim. Küstürmeyelim şimdi büyük hanımı. Söyleseydiniz yapardık efendim, ne bilelim. Tavuk dediniz tavuk. Olur mu efendim? Biz kadıncağızı notere götürmeye bakıyoruz bir an önce. Efendim sağlığınıza. Sağlığına evladım. İçim bayıldı şu tavuktan, görmek bile istemiyorum Ayla. Eyvah eyvah. Kaldırın, gözüm görmesin demez inşallah. Daha neler artık, kaldırmam vallahi. Mis gibi pişirdim. Aman efendim, suyuna gidelim. Umumi vekaletname işi çözülmek üzere. Büyük hanım, duyuyor musunuz? Münir Nurettin dinletiyorum size. Duyuyorum evladım, çok yaşa. Bir tatlı huzur. Siz de çok yaşayın efendim, afiyet şeker olsun. Noteri şuraya getirecektik efendim. İki kadeh daha yuvarlayınca bastıracaktık imzayı. Aman efendim, sizin de aklınız vekaletnamede. Çok şey değişecek ama hayatımızda efendim. Ne diyorsunuz siz? Öyle basit bir imza değil o. Aa, daldı. Nereye bakıyor o öyle? Anneciğim, neden daldınız? Ha, kocası aklına geldi yine herhalde. Efendim, sağlığınıza. Hadi anneciğim. Hadi evladım. Münir'i de çok severdi rahmetli. Aa. Ha orada. Neyse, aman tavuğu unuttu. Ayla, balık niye yapmadın kızım? Balık mı dedi? Duymadınız mı efendim? Ne balığı anneciğim? Kalkan Bey kızım. Geçti mi yoksa mevsimi? Eyvah eyvah. Mevsimi geçmedi de. Tavuk tavuk, bıktım. Rahmetli alırdı lenger gibi bir erkek kalkan. Oynar oynar. Canım öyle bir çekti ki. Duyuyor musunuz efendim? Duyuyorum da efendim. Kaç milyon biliyor musunuz şimdi onun tarif ettiği kalkan? Ne umumi vekaletnamesini isterim, ne o kalkanı alırım.
Maşallah. Sizde de sarı liralar akıyormuş o zamanlar muhterem. Bu da anladı oğlanın gittiğini Ulviye. Bak bir de it deriz. Görüyor musun nasıl üzgün? Yemek yemeyecek misin Davut? Canım istemiyor Ulviye. Niye telefon etmedi bu çocuk? Eder Davut. Belki uçak biraz geçindi. Çoktan inmiş olması lazım. Saat farkı da var ama bir taslak olsa annem arardı. Yoktur inşallah. Havalanda falan kaybolmasın bu çocuk. Mein Gott. Allah göstermesin. Olur mu öyle şey Davutcuğum? Getirme aklına. Olur olur. Salak. Oğlumuz salak. Nein, söyleme öyle Davut. Biraz Almanca biliyor. Sorması gereken şeyleri de yazdım, verdim eline. Hadi inşallah. Hayırlısıyla bir pasaport kontrolünden geçse anneannesi bulur onu. Heh, çantasına yiyecek falan koymadın değil mi Ulviye? Olur mu canım? Heh, aman bilirsin Alman polisinin titizliğini. Hosteslere bir şey yapmasın bu Ulviye. Ne yapacak Davut? Ne bileyim. Canı çeker, sarılır, öper möper. Bilmez misin oğlun huyunu? Düşünme böyle şeyler. Hadi. Hadi Davutcuğum. Şimdi neredeyse arayacak. Kalk. Bir şeyler yemek lazım. Oğlum. 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 Ah işte. Arıyor. Hadi inşallah. Alo. Ya ya. Wir nehmen an. Aha. Ah, alandan arıyorlar galiba. Halis! Neredesin yavrum? Buldun mu anne anneni? Evet, yanında. Aha. Aferin sana. Oh, mein kluges Kind. Bırak şu Almancayı Ulviye. Nasıl, iyi gitmiş mi onu sor. Aha. Güzel gitti mi yavrum? Ah, evet, çok güzel uçmuş. Ha? Aa, çok güzel yemekler de yemiş uçakta. Aferin sana. Öpüyorum oğlumu. Söyle. Baban çok çok öpüyor seni. He? O da seni kucaklıyormuş yumuşak yumuşak. He? Yumuşak yumuşak mı? Hadi ben de öpüyorum seni. Görüşürüz. Ver bakayım anneanneni. Bırak şimdi anneannesini Ulviye. Biz konuşmayacak mıyız oğlumuzla? Evden arayacaklar yine Davut, konuşacağız. Ein Moment bitte. Guten Abend Mutti. Pass gut auf ihn ja. Die Kurse fängt morgen an. Ah Nazancığım ah. Kendi başıma bir iş yapamadım ki şu hayatta. Abimin yanında öyle sığıntı gibi. Lafı nereye getireceğini biliyorum Şükrücüğüm. Öyle ama Nazan, sen babam annem. Siz soktunuz beni bu işe. Yavaş baba, kırdın. Yemeğini yesen. Emrin olur sahip. Konuşma öyle apaş apaş. Sınavın nasıl geçti? İyi dedim ya baba. Oğlum sormayacak mıyız? Sor da baba, bu üçüncü. Ali, gerginlik yaratma. Zaten adamın canı sıkılıyor. Öyle şeyler düşünmezler ki Nazan. Fazla olmuyor mu Şükrücüğüm? Olsun olsun, içeceğim bu gece. İyi iç. Sen bilirsin ama. Tansiyona da hiç bakmıyoruz son günlerde. Bakmayacağım bundan sonra ona da. Stresten yükseliyor, stresten. Baba. Bir yudum içeyim mi ben de şundan, canım çekti. İç bakalım. İç. Yavaş oğlum, ne yapıyorsun bir dikişte? Alkolik misin sen? Şöyle bir tadına baktım baba. Maşallah, tadına bakman buysa. Ali, Ali bak oğlum. Bundan sonra harcamalar yarı yere inecek. Benzin parası, yol parası, hepsi. Ne harcıyoruz zaten baba? Ne harcıyorsun sen? Onları alt alta koyup toplarsan görürsün. Kemerleri sıkmak zorundayız. Sıkarız baba. Canına yanayım. Şu yaşa geldim. Ne talihsiz adammışım ben. Hiçbir işim istediğim gibi olmadı. Aa, ablam. Aa, niye geldi bu saatte? Vardır bir şey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Abla, niye geldin?
Geldim, gelemez miyim? Bugün var yine bir şey Nazan. Aydın'ın şovu yok mu bu gece? Var, kalmadı. Hani yardım ediyordun? Bana ihtiyacı kalmamış artık onu. Hayranları sarıyor etrafını, imzalar, şakşaklar. Fena mı kızım? Demek seviliyor çocuk. Ben sevmiyorum. Sevmiyor musun? Evet, sevmiyorum, illet. Aa, kıskanıyor. Kıskanıyorum, evet. Allah kahretsin. Of Allah'ım of. Görüyor musun Nazan? Ben ne talih adammışım. Şu hayatta bana bir rahat nefes yok. Babam bunalımda. Bana biraz yaşlandı gibi geliyor. Baygın Aydın'la kıskanıyor. En önemlisi ekonomik kriz. Kemerleri sıkıyoruz. Şimdi babama yaz programımı anlatsam neler olurdu acaba?